deprem bölgesi, seçim süreci de biraz buraya odaklanarak devam ediyor. Bütün bunları konuşacağımız konuğumuz yanımızda, Serra Kadıgil'e hemen mikrofon uzatalım. Merhabalar, hoş geldiniz yayına. Merhabalar, hoş bulduk tekrar. Şimdi siz yaklaşık 40 gündür gelip gidiyorsunuz. Bugün de aslında parti meclisi toplantısını burada yapacaksınız. Böyle de bir hazırlığınız var. Şuradan başlayalım. 40 günde ne değişti? Hangi noktaya geldi? Birçok noktada biliyorum ki yetkililere ulaşmaya çalışıyorsunuz. Temaslarda bulunmaya çalışıyorsunuz. Sorunlarla ilgili nasıl yanıtlar alıyorsunuz? Şöyle, aslında depremden önce izlediğimiz için on binlerce insana mezar olan bu evler, bu denetimsizlik, bu ihmaller diyemeyeceğim bunun adı. Çünkü ihmal dediğiniz zaman daha iyi niyetli bir şeye geliyor. Burada yapılan şeyin adı kasıt da artık. Bunun üstüne bir de dediğiniz gibi 35 gün geçmiş olmasına rağmen, ki vesilenizle Artı TV'ye ve size ve Umut kameraman arkadaşımıza da teşekkür edelim. Siz de bölgeyi çünkü hiç terk etmeyenlerin başında geliyorsunuz. Siz de en az bizim kadar görüyorsunuz. İlk 48 saat insanların burada bağırarak, yardım isteyerek can vermesini seyredenler, geçirdiğimiz neredeyse 40 günde de sağ kalanların burada barınamaması için, artık öyle diyeceğim, ellerinden geleni yapıyorlar. Benim inanın hissiyatım artık bu yönde. Bakın, şu an biz bulunduğumuz bölge Türkiye İşçi Partisi'nin bağışlarla kurduğu konteyner alanı. Biz bu hafta sonu parti meclisimizi de burada toplamaya karar verdik. Çünkü bu gerek seçim açıklamaları, gerek işte gündemin buraya evrilmesiyle sanki burada böyle bir kaza oldu. Hani işte Soma'da yaptıkları gibi, ki orada 300 insandan bahsediyorduk. Burada 50 bin en az resmi rakamla insandan bahsediyoruz. Bir şey oldu ve bitti. Hani ve şimdi devam edeyim hayatım. Yok, böyle değil. Bir şey oldu ve bitmedi burada ve bitmeyecek de burada ve bitmiyor da ve bitmemesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Arkada bizim hala çadır dağıtım alanımız var. Birazcık gidip zaten siz de en az benim kadar biliyorsunuz. Hala çoluklu çocuklu aileler brandaların altında kaldıkları için gelip bizden çadır istemek zorunda kalıyorlar. Bu esnada fırsatçılar, yine az önce konuştuk, konteyner pazarlamaya başladı. Derme çatma barakaların karşısında parası olana konteyner satmak için. Niye? Çünkü aradan 40 gün geçmiş olmasına rağmen 3. günde parayla çadır satan saray rejimi 40. gün itibariyle insanlara hala başlarına sokacak bir şey veremediği gibi bütün enerjisini hafriyat ihaleleri, bilmem ne ihaleleri, o ihaleleri, 150 milyar para topladılar. Burada insanlar bazı gün geliyor, suya muhtaç kalıyor. Yani hakikaten çadırı olanın yatağı yok. Yatağı olanın ısıtıcısı yok. Onu alanın bir geleceğe bakışı yok. Duvarlarda açarken çok güzel söylediniz. Geri geleceğiz Antakya diye yazılamalar var şu anda, ama bir o kadar da gitmedik ki gelelim diye yazanlar var. Yani o gitmeyenler sanıyorum buradan gitsin diye elinden geleni yapan ve veya daha acısı, burada hayatta kalanları asla umursamayan bir rejimle gerçekten karşı karşıyayız. 40. gündeyiz. 4. günden itibaren evet buraya gelip gidiyoruz. Gördüğümüz tek şey buradaki kolluk kuvvetlerinin sayısındaki artış. Bu kadar aslında. Başka da hiçbir şey değil. Hala sıfır organizasyon, eksiklik bile diyemiyorum. Yani biz dağıtımları köylere yöneltmeye başladık ve insanlardan bize gelen, çok erken bitirdiniz, biz şimdi nereden gıda bulacağız diye bizden yardım isteyen depremzedeler var hala ve 40. gündeyiz.